masum ve sevk mensubu arkadaşım bana yazar kısa fişini getirdi. Üstad dedi, şeffaflık bunun neresinde dedi. Ve ben bu kadar yazar kısa fişinin içine yönetim kurulu tüm üyelerine nasıl yazacağım, web sitesine nasıl yazacağım, sermaye tahayyülüne nasıl yazacağım, ödenmiş sermaye nasıl yazacağım, bütün bunlar seneler itibariyle farklılık göstermekte. Her farklılık değiştiğinde acaba ben bütün bunları değiştirecek miyim diye sordum. Sevgili arkadaşlar, fatura ve faturada geçen belgeler ticaret kanunu hükümlerinde yer almaz. Fatura ve fatura geçen bilgilerin içinde içeriğin ne olacağı vergi su kanunu hükümlerine belirler. Vergi su kanunu neler yazacağı da yine bütün bunlar da belli. İkinci olarak da sermaye sahipleri ile ilgili noter tasdikleri yaptığım defterleri tasdik ettirdiğimiz zamanlarda yine bu dönem itibariyle baktığımızda ödenmiş veya ödenmemiş sermaye ile ilgili olan bilgiler bizden istendi. Bu da her bilgi bir belgeydi. Ve her bilginin, her çeşit belgenin içinde yer alacağı anlamı çıkartıldı ki bu bana göre yanlış bir yorumdu. Ama kanun tek kazanan yeniden yazıldı. Biraz daha sağlıklı bir hale geldi. Yasa değiştikten sonrasında, bu madde geçtikten sonrasında ticari defterlere yazılacak yerle fatura ve fatura yerine geçecek belgelerde en az olması gereken bilgilerde ticaret unvanı. Bu vergi kanunu hükümlerinde de zaten var. Ticaret sicil numarası, bu da var. Ticaret şirketlerinin merkezi, bu da var. Ve internet sitesinin belgeliğinde olma zorunlu, sadece bağımsız denetime tabi olan şirketler için zorunlu hale geldi. Eğer ki bir şirket bağımsız denetime tabi değilse, açtırdığı internet sitesine fatura ve fatura ile geçen belgelerde bulundurma zorunlu yok. İhtiyar olaraktan web sitesini yazabilirsiniz. Ama ticaret kanunu hükümlerine göre web sitesinin içinde bulunan belgeleri yazma zorunluluğu. Web sitesinin içinde zorunlu olması halinde neler zorunlu? Evet. Yönetim kurulu başkan ve üyelerin ad ve soyadları bağımsız denetime tabi olan şirketler içinde bulunması gerekmekte. Taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarlarını da yine web sitesinde ayrı olaraktan yayınlanmak gerekiyor. Genel kurulu ilgili olaraktan bağımsız denetçi genel kurulu seçer ve dolayısıyla genel kurul toplantı tutanında bağımsız denetçinin kim olacağına ilgili olaraktan yine web sitesinin içinde yayınlanması gerekir. Ticaret sicilinde tescil ve ilana tabi olan işlemler. Ticaret sicilinde yayınlanmış bulunan tescil ve ilan ettirilmiş tüm firmalar hiçbirisi saklı ve gizli değildir arkadaşlar. Ben size istediğiniz firmanın istediğiniz bir ticarete tescil ve ilan ettirmek kaydıyla alabilirim. Ve hatta bilmediğiniz veya daha öncesinde yazmamış olduğunuz bir ana sözleşme örneklerini de itiraf edeyim. Biz işte medyada bilinen ve güvenmiş olduğumuz firma ana sözleşme örnekleri alıp sizlere de zaten yazdım. Ve dolayısıyla ticaret sicil kayıtları hiçbir zaman için gizli ve saklı değildir. İsteyen, istediği firmayı istediği şekilde bu tip bilgileri alma şansına sahiptir. Ve dolayısıyla tescil ve ilan ettirilenler de web sitesinin içinde yazma durumu var. Fatura ve teyit mektubu kanun 20. maddesinde de düzenlendi. Buradaki fatura ve teyit mektubuna baktığımız zaman özellikle koymuş olmamın nedeni faturanın içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi ticaret kanunda yok. Faturanın içeriğiyle ilgili vergi kanunu hükümlerinde zaten 7-8 madde olarak da ayrıca yazılmış. Faturaya itiraz etme süresi 8 gündür. Ve dolayısıyla 8 gün sonrasından faturaya itiraz edilmediği müddetçe fatura mükemmel icmali karşı taraf tarafından da yine kabul edilmiş sayılır. Buradaki 8 günlük fatura mal teslimi değil 8 gün. Mal teslimiyle ilgili olarak fatura düzenleme tarihi 7 günken vergi su kanunu hükümlerinde burada fatura düzenleme tarihi itibaren fatura düzenlenme tarihi itibaren 8 gün içinde faturaya itiraz edilmediği zaman yine burada ilgili olarak faturayı kabul edilmiş sayılmaktadır kanunun 21. maddesine istinaden. Az önce söyledim, tacirler kendi aralarında iflasa tabidir. Tacir olmanın özel hükümlerinden bir tanesi de iflası kabullenmektir. İflasla ilgili olaraktan da bütün bu iflasla ilgili olaraktan da tacirler kendi aralarında bazı bildirimleri de yapmak durumundadırlar. Ve bu bildirimleri yaparken de öncelikle bu bildirimlerin
noter aracılığıyla yapılmasını ticaret kanunu sayar. Bunlar bir de taahhütlü mektupla tacirler kendi arasındaki bildirimleri de yapabileceğini saymış. Daha önceki yasada, daha önceki işbirliği yasada iadeli taahhüt olaraktan yazılmaktaydı. Ama buradaki iadeli kelimesi kalktı ve bundan sonrasında taahhütlü olaraktan da karşı tarafın mükelleflere veya taahhütler arasındaki bildirimler yine geçerli kaldı. Fakat asıl burada benim size vurgulamak istemiş olduğum olay kayıtlı elektronik posta sistemine geçilmesidir dedi. Eğer ki tacirler güvenli bir posta adresine alırlarsa, elektronik imza kullanırlarsa, herhangi bir tebligat kanunundaki işte yerinde bulamadım, muhtara verdim, alamadım gibi imkansızlıkların haricinde elektronik posta kullanaraktan tacirler kendi arasındaki bildirimleri yapabilirler. Yine dönemin zorluğundan kaynaklanaraktan ben kendi adıma elektronik postayı alamadım. Yalnız mensup olmaktan her zaman için gurur duymuş oldum. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri Odası biz üyelerine bu konuda bir kolaylık sağladı ve belirli bir şirketle anlaştı. Ticaret için işlemlerini yapabilmek adına da biz kendimiz elektronik posta adreslerini alma, bize daha doğrusu vermeye başladı. Ve benim sayemde veyahut da bir aldığım zamanları müşteri sözleşmesini imzalamış olduğum firmalardaki alt grup olaraktan da sizlere de elektronik postayı alma şansına yine sahip olma şansına sahibiz ki bunu da şu ana kadar alamamın, benim alamamın veya sizlere daha önce söyleyememin özel nedeni dönemin sıkışık olmasından kaynaklanmaktadır. Yine firmalar ilk defa bir yasada firma büyüklük ölçütleri tanımlandı. Kanun 1522. maddesi. Demiş ki buradaki kamu gözetimi, muhasebe denetim standartlarını gibi bütün bunların yönetim. Küçük ve orta ölçekli firmaların tanımını yapmış ve büyük ölçekli firmalar içinde de bunların dışında kalanlar demiş efendim. Bir de Karadeniz'de sormuşlar kaç çeşit balık vardır diye, hamsi ve diğerleri demiş. Bu genel bir kural haline geldi. Uluslararası muhasebe standartlarını olayı tam olarak yapmakta, onun haricinde ise bunun dışında kalanlar diyerekten de geçmektedir. Orta ve küçük ölçekli işletmelerin tanımı yapılmış ve bunun halindekiler ise büyük işletme olaraktan da tanımam. Büyük işletme tanımında yükü biliyorlar, halktan para toplayan, bankalar, halka açık anonim şirketler, faktoring firmaları, leasing firmaları yükümlülükle halktan para toplayıp verdiklerinden dolayı her zaman için büyük firma olarak tanımlanmıştır. Yalnız bir de Bakanlar Kurulu kararı büyük firma tanımlaması gibi. Biraz sonraki slaytlarda sizlere onları söyleyeceğim. Yasa maddesine bağlantılı değil ama daha önceki görev değişikliklerinden dolayı bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı küçük ve orta ölçekli işletmelerin bir tanımını yapmış ve bu tanımla ilgili de 4 Kasım 2012 tarihinde de bir yönetmelikle bu tanıma yer vermiş. Yani bu yönetmeliklerde değişiklik yapılmış. Demiş ki TOBİ küçük ve orta ölçekli işletmelerde en az 250 kişiyi çalıştıracak. İşletme aktif büyüklüğü 40 ve satış net satış hasılatı da 40 milyon lira geçmeyen firmalar küçük ve orta ölçekli işletme ortam tanımlandı. Bunun altında kalan tüm firmalar küçük ve orta ölçekli. Yani yasadaki tabiriyle bir noktada KOBİ tanımına girmektedir. Bunun bir yönetmelik her ne kadar Ticaret ve Gümrük Bakanlığı'nın ukdesinde olmuş olsa dahi daha önceki görev değişikliklerinden dolayı Bilim ve Sanayi Bakanlığı, Teknoloji Bakanlığı yine 2012 tarihinde, Aralık tarihinde böylesine bir yönetmeliği yeniden düzenleme imkanına getirdi. Peki, büyük ölçekli firmalar, bakanlar kurumu tanımlamış olduğu büyük ölçekli firmalar hangileridir derseniz? Yani buradaki bağımsız denetime tabi olacak olan firmalar 23 Ocak 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayınlandı. Aktif toplamı 150 milyon Türk lirasının üstü ise büyük işletme. Yıllık net satış hacmi 200 milyon üzerinde ise büyük işletme. Yıllık çalışan sayısı 500 kişinin üzerinde ise yine büyük işletme. Buradaki bunlardan 3'te 2'sine sahip olan firmalar büyük işletme Bakanlar Kurulu tarafından büyük işletme olarak tanımlanmış ve de bağımsız denetime zorunlu olarak
tabi tutulmuştur. Çünkü ticaret kanunu ilgili olarak sadece pay veya paydaşları da korumamış. Tüketiciyi de koruma getirmiş. Eskiden ayıplı mallarda olan sorumluluk hikayeyken ticaret kanunu 23. maddesine istinaden bu alsaya çıkartılmış. Eğer ki bir mal alındı veya satıldığı zamanlarda ayıplı maldan dolayı bozulan 2 aylık olan süre ticaret kanunu 23. maddesine istinaden de 6 aylık olan bir süre. Bu da tüketiciyi koruma anlamına gelmektedir. Yine en önemli konulardan bir tanesi ise kanun 1530. maddesidir. Kanun 1530. maddesi Türk Ticaret Kanunu ilk etaptaki lafzında ve ruhunda yoktu. Bakanın da bu mecliste tamamen kobileri korumak amacıyla Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla getirildi. Buradaki tacirler arasındaki mal alım satımındaki vadeyle ilgili olarak da. Sevgili dostlar, bundan sonrasındaki, bu da hepimiz kobi yapan. Kobalar arkadaşlarım bulurken büyük firmalara mal sattıklarında yapacağı sözleşmeleri muhakkak hukuk servisinden geçsinler, bir avukat yazar. Mevcut olan düzenlemeleri, imzaladığı sözleşmeleri tekrardan düzenlesinler ve tekrardan yenileme şansına sahip olabilsinler. Buradaki kanunda baktığımız zamanlarda karşı tarafı zamanında veya borcunu ödenmediği takdirde temerrüte düşürme şansına sahipsiniz. Ve bütün bunları da elektronik güvenli posta servisiyle yapma şansına da sahipsiniz. Onun için bir an öncesinde de elektronik posta kayıtlı sistemin geçilmesine önermekteyim ki yine dönemi sıkışıklığından sonra ilk yapacağım iş kendimi almak ve bunları da bir noktada size de zorunlu hale getirebilmek. Temerrüt ne dersiniz? Yasal süresi içinde ödenmeyen bir borcun şartsız olarak da ek ödemesine veya faizine hak kazanılması içindir. Bir borcunuz var, yasal süresi içinde bunu ödemiyorsunuz. Ödemediğinizden dolayı da bütün karşı taraftan bununla ilgili olarak da bir ek ödeme hakkına sahip olmak demektir. Buradaki şekilli olarak da bunu biraz daha anlatırsak, bir de alacaklı ve borçlu olduğunu, alacaklı kanuna veya sözleşmeden doğan tedarik borcunu yerine getirmek şartıyla. Yani ayıplı veya kusurlu bir mal teslim etmediği müddetçe borçlu gecikmeden sorunu tutulamayacağı haller dışında, yani bir tabii afetlerin dışında, mücbir sebeplerin varlığının dışında yasal süreler içinde borçlu borcunu ödemek durumunda. Eğer ki yasal süresi borcunu ödemediği durumunda bir ek ödemeye de tabi olmak durumundadır. Kanun 1530. maddesine istinaden. Bir tip bir borçla ilgili olarak da eğer ki yasal süresi içinde ödenmediği takdirde ihtara gerek kalmaksızın bir ek ödemeyi zorunlu hale getirmektedir. Eğer ki yapılacak olan sözleşmede, yani KOBİ ile büyük firma arasında yapılacak olan sözleşmede herhangi bir ek ödeme veya faiz şartı koyulmamış olsa dahi kanunun 1530. maddesinin 3. fıkrasına istinaden devlet kamu alacağından dolayı faiz taahhüt ettirmek şarttır. Bu da kanunun 1530. maddesinin 3. fıkrasına istinaden böyle bir hakkı doğmaktadır. Peki, borç ödemede yasal süre nedir derseniz hele? Eğer ki mal alış veya satışlarında herhangi bir sözleşme yoksa şayet, bu süre kanundaki 1530 madde 30 gündür. Eğer ki sözleşmeye bağlanmayan bir borç veya alacakta ödeme süresi 30 gündür. Bu da kanunun 1530'un 4/C maddesi. Bu ek süre bir 30 gün daha uzatılmakta 60 güne çıkmaktadır. İkinci olarak tanınırsa, ikinci 30 gün yani 90 güne çıkartılma şartları bazı mükellef arkadaşlarımızın mal teslimlerinde gözden geçirme vardır. Malı teslim edersiniz, bir kalite veya kontrolden geçer. Bu malın şartlara veyahut da sizin standartlarınıza uygun olduğu tespit edilir, kabul edilir ve o kabulden sonrasında mal alınmış veya satılmış sayılır. Ve bunun içinde böyle bir gözetim içinde
en fazla bir 30 gün süre konulmakta ve dolayısıyla da vade en fazla 90 güne çıkartılmaktadır. Yani bu KOBİ'nin büyük firmaya mal satması durumunda olan geçerli olanlardır. Ve onun için de buradaki arkadaşlarım büyük firmalara mal sattıkları zaman sözleşmelerin tekrardan gözden geçirilmesini bir kez daha sizlere hatırlatmak istedim.